Hepinize merhabalar, saygılar, sevgiler. Umarım görüşmeyeli iyisinizdir. Zira ben iyi olmak için elimden geleni yapıyorum. Bugün farklı bir başlangıç yapayım dedim. Şu anda bir şantiyedeyim gördüğünüz gibi. Buraya bir çelik malzeme getirdim. Gelmişken de burayı size göstereyim istedim. Çünkü şimdi birazdan dar bir yola gideceğiz. Bayağı dar bir yola gideceğiz. Sizlerle nasıl yollarda sürüyorum bir de bunu göstereyim dedim. Bununla alakalı ben birkaç böyle dar yol videosu paylaştım konuşmadığım ama bugün bir de sizlerle beraber konuşaraktan böyle bir yolu paylaşayım istedim. Şimdi şu karşıdan gelen şu yavruyu bekliyorum, Scania'yı. O bir geçsin. Ondan sonra Bismillah deyip arabayı çalıştıralım ve yola geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. GoPro'da kayıtta. Çok güzel. Şimdi bu yol hep böyle devam etmeyecek, merak etmeyin. Önce şu şantiyeden bir çıkalım. Sonrası da pek güzel değil aslında ama. Önce şu şantiyeden bir çıkalım. Asfalt yola doğru bir ilerleyeyim. Asfalt yolda muhabbet etmesi daha güzel olur. Araba çok sallanmaz, savrulmaz. Oraya çıkana kadar da kısa bilgi vereyim sizlere. Araçla alakalı falan. Şu anda araba boş komple. Ama benim boş ağırlığım 20 ton arkadaşlar. Bu tonaj cetveline bakıyorum. Aynen 20 ton. Diyeceksiniz ki ne kadar ağır ya senin kullandığın araba diye. Evet arkadaşlar, kullandığım araba gerçekten ağır. 9,5 ton çekici. Bu şundan kaynaklanıyor. Çekici de malumunuz fotoğraflarda veyahut da videolarda görmüşsünüzdür Instagram'da. 3 aks var. Yani Türkiye'deki gibi 2 akslı değil. Arka tarafta benim çift tekerim var arkadaşlar. Çift sıra tekerim var yani. Bu da benim için ekstra ağırlık yapmış oluyor. Nereden baksanız 1,5-2 tona yakın bir ağırlık da oradan geliyor. Yani şasi daha uzun. Ya aracın uzunluğu mesela sadece çekicinin uzunluğu 7 metre arkadaşlar. Normalde o olmazsa yani normal 2 tekerli 2 akslı bir çekici kullandığınızda onların boyu 5,5 metre falan oluyor. Yani bir arabadan azıcık daha uzun falan oluyor. Benimki bayağı bir uzun yani. Birincisi bu. İkincisi de 9,5 tonu. Bu 9 ton civarı da kasanın ağırlığı var arkadaşlar. Kasa da çok ağır. Çünkü kasayı bir videoda anlatmıştım herhalde. Ekeri dorse kullanıyorum ben. City Trailer diye geçiyor. Bu dorse özel bir dorse. Şuradan şöyle asfaltı bir çekim. Evet. İşte bu ya. Şu dingiyi de indirelim. Az önce kaldırmıştım. Rahat gideyim diye. Çünkü araba boş olduğu için patinaja düşüyor. Çekiş tekeri. Yani şimdi indirdim. Rahat rahat gidebiliriz artık. Dorse de 9 ton dediğim gibi çok ağır. Çünkü tamamen izolasyonlu bir dorse. Yalıtımlı yani. Bende şu an klima takılı değil dorsede ama eğer bu dorsenin önüne bir klima bağladığınız zaman bu termoking denen gıda taşımak için veyahut da işte -18 dondurma veya derin dondurucuyla taşınması gereken ürünleri taşıyabilecek hale direkt dönüştürebiliyorsunuz. Hazır yani. En büyük özelliği de yanında kapakları var. O kapaklar kilit mekanizmaları falan filan ağırlık yapıyor. Bir de arkada lift var. Mal indirip bindirirken genelde ben kendim yapıyorum. Çünkü bu işi bu ülkede kendiniz yapıyorsunuz. Yani şöyle bir şey yok. Ben sadece tırı sürerim. Giderim malı bırakacağım yere varırım. Gerisini düşünmem. Gerisi forkliftçinin işi. Böyle bir şey maalesef Norveç'te yok. Avrupa'nın birçok ülkesinde yok aslında. Çünkü burada bir insan bir işi yapıyorsa o işin tamamını yapıyor yani. Ha, tabii ki bütün arabalar böyle değil. Ben kargo dağıtım aracı kullandığım için böyle bir dorse kullanıyorum ve böyle bir iş yapıyorum ama bakın pati çekiyor. Boş olduğu için. Gene çekti. 9 tonda o dediğim gibi. Geri kalan ne? Yarım ton yakıt var arkadaşlar. Yakıt deposu şu anda full ağzına kadar dolu. Belki bir 20-30-40 litre eksiktir. Onun haricinde araçta bakın bu çok önemli. Bakın burası çok önemli. Çünkü bununla alakalı ben birçok tırcı kardeşimin sıkıntı yaşadığını duydum. Ondan dolayı önemini altını çizmek istiyorum. 7 tane zincir var. Zincir var arabada. Diyeceğiniz ne alaka? 7 tane zincir olunca ne oluyor? Şundan dolayı 7 tane zincir var. Buradaki trafik kurallarına göre kış mevsiminde 1 Kasım'dan itibaren başlıyor kış sezonu. Şu an
Ben bunu 1 Kasım'da çekiyorum bu videoyu. Kış sezonuna girmiş durumdayız. Dolayısıyla ben arabamda 7 tane zincir taşımak zorundayım. Bunları nereye takıyoruz? Bunları şöyle arkadaşlar. Çekiş lastiklerine takıyoruz. 4 tane o. Yani bir dingin üzerinde 2 sağda 2 sola 4 lastik var. 4'ü bu. Bir tane ön tekere takmamız icap ediyor. Gerekirse. Zorunda değilsiniz ama gerekirse takmanız lazım. Aracınızda bulunması lazım. 2 tane de dorsiye takmanız lazım. Bir sağa bir sola. İkisini de aynı dingine takmak zorunda değilsiniz. Yani bir öne bir tanesini ön sağa bir tanesini sol arkaya takabiliyorsunuz. Veya işte bunu bu kombinasyon size kalmış. Gittiğiniz yola göre, aracınızdaki yük dağılımına göre bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Onlar var bayağı bir ağırlık yapıyor. Bir de sabitleme ekipmanlarım var bir sürü. Yani o sabitleme direkleri, ondan sonra Norveççileri aklıma göre hep de Türkçesini düşünüyorum. Strop diyorlar bizde de. Ne diyorsunuz siz böyle? Bağlama halatları var, gerdirme zımbırtıları, kancaları falan var. Onlar da bayağı ağırlık yapıyor. Arabada bayağı bir malzeme var yani boş olsa bile. ADR zımbırtıları var işte, ilk yardım tüpü vesaire falan, fıstık, cartcurt. Onun için 20 ton, yani boş ağırlığımız, yüksüz ağırlığımız 20 ton arkadaşlar. Peki ben ne kadara kadar taşıyabiliyorum? Bu kombinasyonla, yani arkamdaki dorseyle, çift tekerli dorseyle 43 tona kadar taşıyabiliyorum. Yani 23 ton yük alabiliyorum. Eğer arka teker üçlü olsaydı, ki bizim gece şoförü var Tom, benim Norveçli kardeşim. Tom da 3 tekerli dorse sürüyor. Bu dorseyi sadece ben kullanıyorum. Ben gittiğimde terminale biz dorse değiştiriyoruz. Yani çekiciyi ayırıyoruz, diğerine takıyoruz falan. Sabah da ben ondan ayırıp kendi dorseme takıyorum. Tom'un kullandığı dorsede de normal 3 akslı çekici, 3 akslı dorse 50 ton taşıyoruz arkadaşlar. Bir teknik bilgi daha vereyim. Çok fazla sizi bilgiye boğmak istemiyorum ama bu tip bilgiler, yani mesleği düşünenler varsa falan veyahut da bu meslek hakkında bilgi edinmeye çalışanlar varsa önemli bence. Bilmenizde fayda var. Araçların taşıma kapasitesi arkadaşlar beygir gücüne göre hesaplanır. Şu şekilde 1 ton yükü taşıyabilecek olan beygir gücü 7 beygirdir arkadaşlar. Yani bu şu demek, işte siz 100 ton bir yük mü taşımanız gerekiyor? Dolayısıyla sizin kullanacağınız çekici en az 700 beygir olmalı. En az. Yoksa o yükü bir yerden bir yere düzgün bir şekilde taşıyamazsınız. Şimdi benim bu araç arkadaşlar 570 beygir gücünde. 6 silindir. Normal mesela Scania'nın 8 silindirli 580'i var ama Iveco'da ben 8 silindir duymadım. Iveco 6 silindir kullanıyor hep. 6 silindir 570 beygir gücünde. Ben motor gücü olarak baktığımız zaman kaç ton taşıyabiliyorum işte bir düşüneyim hemen hızlıca. Yani 80 tona yakın, yani 77-78 ton falan taşıyabilirim kağıt üstünde. Ama tabii bu şununla alakalı. Aynı zamanda sahip olduğunuz dorse ve ekipmanlarla alakalı. Mesela Norveç'te şöyle bir şey var. Diyor ki Norveç, normal izinlere göre, normal kural ve kaidelere göre normal bir dorse kombinasyonu kullanıyorsan sen en fazla 60 ton taşıyabilirsin diyor. Ruhsatta zaten öyle yazıyor. Yani maksimum total weight, maksimum total ağırlık diyor 60 diyor. Biz 60 tondan fazlasını taşıyamıyoruz. Ha, taşıyabilir miyiz? Taşırız, şöyle olur. Özel izin alırız. Özel dorsemiz olur. Daha uzun. Böyle falan. Mesela böyle görüyorsunuzdur. Özel transport yapan dorseler var. İşte uzun, çok fazla tekeri var. İşte çok fazla aksı var. Ağırlık dengelemesi yapabiliyorlar falan. Bu gibi dorseler kullanırsanız böyle son maksimum, o ruhsattaki o maksimum yükü taşıyabiliyorsunuz. Ama şu an bizim taşıyabileceğimiz maksimum 60. 60 da şöyle oluyor. Dorse arkası dorse takmamız lazım. Diyeceksiniz ki o ne? O ne kardeş? Arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Türkiye'de kullanımını ben pek görmedim ama bu ülkelerde az insanla çok iş yapmak moda olduğu için veyahut da bir mecburiyet olduğu için, çünkü insan az iş çok, ben bunu daha önce de bahsetmiştim. Dolayısıyla şöyle bir şey geliştirmişler. Güçlü bir çekici, aynı zamanda o bir kamyon, öyle düşün yani. Normal bir kamyon, üzerinde kasa yapısı var veyahut da konteyner taşıyor. Arkasına bir tane tır dorsesi bağlıyorlar. Nasıl oluyor bu? Kamyona nasıl tır dorsesi bağlarsın? O tırın önce, yani o dorsenin önce takıldığı bir ekipman lazım. Ona da dolly diyorlar. Ben buraya fotoğrafını koyarım büyük ihtimalle. Veyahut da böyle bir araba videosu çektiklerimin içinden bir tane bu videonun arasına sıkıştırırım. Fikir sahibi olmanız için nasıl bir şey dolly diye. Kamyona
doliyi bağlıyorsunuz arkadan. Normal bu dorse değil de çekme kasalar var ya, o şekilde traktör kasasının bağlantı noktası gibi düşünün. Öyle bir bağlantısı var. O sadece şu, o kamyona bağlanıyor. İki aksı var. Üzerinde de plate var. Normal bu dorsenin takıldığı plate'den o kadar. Cihaz bundan ibaret. Onu kamyona bağlıyorsunuz. Onu da gidip geri dorseye bağlıyorsunuz. Bu şekilde elinizde şu olmuş oluyor. Bir kamyon artı arkada bir tır dorsesi. Uzunluğu da arkadaşlar bunun 25.2 metre. Sabit zaten bu, öyle olmak zorunda. Öyle olduğu zaman bu kombinasyonun 60 tona kadar yük taşınabiliyor. Arkadaşlar sizlere çılgın bir şey göstermek istiyorum. Bakın burada bir kamyon ve bir de tır var gördüğünüz üzere. Ama bu iki arkadaş birbirine bağlı. Gördüğünüz üzere şu ortadaki araç sayesinde, hatta orayı bir zoom yapalım. Bakın şu. Bu ne peki? Buna dolly diyorlar. Bu bir tırın kafasının olmamış hali olarak düşünün yani. Bir tır kasasını şöyle yere alayım. Bir kamyonun arkasına bağlamak için kullanılan bir aparat. Yani şu an önümde 3 ayrı araç görüyorsunuz. Yani 3 ayrı plakaya sahip araç var burada. Bir kamyon, bir dolly ve bir tır kasası. Uzunluğu da bakın şurada yakın çekim göstereyim. 25.25 metre. Hatta bunun daha ütopikleri var. O da Finlandiya'da. Şu an serbest de. Norveç'te şu an sadece bildiğim kadarıyla Oslo-Trondheim hattında çalışan araçlar için serbest. Diğer yerlerde yollar o kadar uzun aracı kullanmaya uygun değil. 34 metre. Çift tır dorsesi. Bu zaten multivagon. Yani bu manyak bir şey arkadaşlar. Normal bir tır. Yani çekici, arkasında tır dorsesi, arkasında dolly, dolly'e de bağlı bir tır dorsesi daha. Yani iki tane tır arka arkaya gidiyor. Önde bir çekici bunları çekiyor. Öyle düşünün. Bu da hakikaten muazzam bir şey. Ben böyle bir kere bir yerde görmüştüm. Dinleme tesisinde Oslo'ya doğru bir gitmiştim. Kendi arabamla. Orada bir mola yerinde denk geldim. Yok böyle bir şey ya. Tren gibi ya. Hayır, onun sürmesi de enteresan. Yani o kadar büyük aracı nasıl sürüyor insanlar? Ne yapıyorlar? Gerçekten aklım almıyor ya. Ama zevkli olacağından yana hiç şüphem yok. Kesinlikle çok zevklidir. Ya arkadaş zaten yol dar. Ya bir de set yapmışsınız lan. Bari set yapmayın ya. Komedi ya. Ben bu Norveçlere var hastayım arkadaşlar. Bakın 50 bitti. Şimdi bu yolda 50 bitti. Bu şu demek, 80 demek. Ya kardeş bu yolda 80 ile gidilir mi ya? Bu yolda 80 ile gidilir mi? Nasıl gideceksin ya? Hayır, bir de şu enteresan. Karşıdan ağır bir vasıta gelse başka bir tane. Bakın küçük bir köprüden geçiyorum şu anda. Viyadük gibi bir şey. Nehir akıyor şuradan. Küçük bir çay gibi. Çok enteresan ya. Yani böyle dar yollarda da sürmek burada boynumuzun borcu gibi bir şey yani. Ha şu güzelliği var. Hani kışın böyle, şu an bu yol böyle zor gibi ama yazın böyle yerlerde sürmek gerçekten çok zevkli. Yani böyle bazen camı açıyorum, işte kuş cıvıltıları, böyle temiz hava, doğa kokusu. Yani bunlar var ya, eğer doğa seviyorsanız, tabiat. Ya Norveç'te bunu var ya, fazlasıyla doyarsınız ya. Hani hasret duymazsınız. İşte ya keşke şuraya da gideyim, şuraya da bakayım falan. Çok gerek kalacağını sanmıyorum. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Kaldığımız yerden devam edelim muhabbetimize. Az önce GoPro çok ısındığı için kapandı. Dolayısıyla ben de videoya devam ettirmedim. Bir de farklı bir kamera, farklı bir açı denemek istedim sizlere. Şöyle ışığı da yakayım, daha aydınlık olsun. Aynen. Kamera açısını değiştirdim çünkü sizle böyle sadece hasbihal ediyor havasında olsun istedim. Hep yolları gösteriyorum. Azıcık da kendimi göstereyim istedim. İnşallah sıkılmazsınız. Aklıma şey geldi ya. Böyle sizlerden gelen yorumların ben hepsini tek tek okuyorum. Oradan okuduklarımdan aklımda kalan birkaç tanesine cevap vereyim bu arada. Yine de yazarsanız yazdığınız yorumların hepsine cevap veririm. Buna girmeden önce ama şunu belirtmek istiyorum. Önce sizlerden küçük minik bir ricam var. Ben de kafamda çok konu var anlatmak istediğim. Gerek Norveç'le alakalı, gerek meslekle alakalı falan. Ben zaten size vlog tarzı videolar da çekeceğim. Yani ne bileyim, bir market alışverişine kadar, ondan sonracığıma, asgari ücretli bir insan kaç para maaş kazanıyor, o maaşıyla alabileceği alım gücü nedir, işte bir iPhone 14 alabilir mi bir adam asgari ücretle,
gibi gibi yani ben böyle birçok şeyi size anlatmak istiyorum. Ev fiyatları ne kadar, kredi çekme olayları nasıl oluyor, araba alma olayları nasıl oluyor, çocuk parası diye bir şey varmış diyorlar işte bu nasıl oluyor falan. Ben bunların hepsini tek tek size zamanla anlatacağım. Ama sizden ricam şu arkadaşlar, şu alt taraftaki yorumlar var ya, size zahmet oraya en çok merak ettiğiniz şey ne? Yani bir sonraki videonun konusu ne olsun? Benim ağzımdan neleri duymak istersiniz? Veya benim gözümden neleri öğrenmek istersiniz? Bunları bir yorumlara yazın. Bir zahmet yorum yazan arkadaş veya hiç yazmayanlar bile diğer yazılanları okuyup oradaki en çok hoşuna gidene like atarsa ben de fikir sahibi olmuş olurum. Mesela atıyorum A konusu 10 beğenilmiş, B konusu 35 beğenilmiş, C konusu 80 beğenilmiş. He, o zaman ben şunu anlarım kendimce. Derim ki bu konu insanların çok merakını celbediyor. Ben önce bu konuyu işleyeyim derim mesela gibi. Sizlerden bu videoda böyle bir şey istemiş olayım. Bir zahmet yorumlara neyi merak ediyorsanız Norveç'te, en çok neyi öğrenmek istiyorsanız veya meslekle alakalı da olabilir. Bunu bir zahmet yorumlara yazın. Okuyan, videoyu izleyen ve okuyan arkadaşlar da bir zahmet beğendiğini, en çok hoşuna gideni likelasın ki ben de fikir sahibi edinmiş olayım. Şimdi gördüğüm ve cevaplamayı arzu ettiğim birkaç soruyu cevaplamak istiyorum. Bunlardan ilki, ben nereliyim, nereden geldim, kaç yaşındayım, ne yapıyorum falan, bunları anlatayım birazcık. Böylece yavaş yavaş tanışmış olalım. Bir ay oldu yani, 1,5 ay yaklaştı kanal açılalı. Arkadaşlar, ismim Murat. Aslen Antalyalıyım. Antalya'nın Akseki diye böyle Toros Dağları'nın eteklerinde şirin bir ilçesi var. Oralıyım. Memleketim orası. Seviyorum memleketimi de bu arada. Herkes sever gerçi de. Ondan sonra şimdi doğuma büyüme İstanbulluyum. İstanbul'da doğdum. Orada büyüdüm. Orada yaşadım. Ondan sonra da eşimle beraber düşündük. Böyle kafa kafaya verdik. Dedik yani biz ne yaparız, ne ederiz. Birçok farklı işte çalıştım. Şimdi onlara uzun uzun girmeyeyim. İleride belki anlatırım. Gelecek kendimize ve çocuğumuza daha güzel gelecek hazırlamak için bir çılgınlık yapalım dedik. Tabii bunu çok oturduk, düşündük, tarttık yani. Onu da söyleyeyim, böyle bir anda laps diye gelmedik yani. Sonra buraya gelmeye karar verdik. Böyle araştırdık ettik falan filan, böyle bir uzaktan akraba bulduk falan. Neyse Allah razı olsun, onun sayesinde böyle bir iş dolayısıyla buraya gelmiş oldum. Ben buraya geleli 4,5 seneye geçti şu anda. Tabii geldiğimden beri tır şoförü değilim. Daha önce anlatmıştım yani, tır şoförü olmak için önce burada ehliyet almanız lazım. Türkiye ehliyeti geçmiyor Norveç'te. Önce farklı işlerde çalıştım. En son mesela şeyde çalışıyordum. Burada Mini Market diye bir market var. Her yerde var. Böyle Migros gibi falan düşünebilirsiniz. Veya emsali markalar gibi. Ben onda en son şey yapıyordum. Bu internet mağazası var marketin. İnsanlar oradan sipariş veriyorlar. Ben böyle işte o Mini Market'te minibüs kullanıyordum arkadaşlar. Daha sonra baktım kazandığım para yorulduğuma değmiyor. Ondan sonra işte böyle araba sürmeyi de seviyorum. Norveç yollarında dolaşmak da çok güzel. Malum yollar dar olsa bile keyifli yani sürmesi. Trafik falan olmadığı için çok fazla. Onun için ben dedim ki bu işi yapıyorsam abi zirvesini yapayım dedim ya. Tır şoförü olayım ben dedim. Oldum. Bunda tabii çok izlediğim videoların, ondan sonra böyle tırcı kardeşlerimin bu gösterdikleri eforun çok büyük etkisi var. Ben de araba sürmeyi seviyorum. Böyle bir yola girdim. Memnunuz. Eşimin de razı var bu arada. İnsanlar düşünüyor olabilir. Ya kardeş sen tır şoförü oldun da eşin razı mı? Eşim de razı. Problem yok. Şu an elinizden öper 4 yaşında bir kızım var. Burada dünyaya geldi ama buranın vatandaşı değil. Hani merak edebilirsiniz. Norveç'te doğan Norveç vatandaşı oluyor mu? Olmuyor. Normal anne babasının statüsü neyse o şekilde yaşıyor. Biz şu an göçmen statüsündeyiz. Oturumumuz var. O da o şekilde yaşıyor. 5 yılı doldurursak eğer az kaldı. Süresiz oturuma başvuracağız. Süresiz oturum çıktıktan sonra artık biraz daha rahatlamış oluyor. Yani şu anda rahatız çok şükür de. Süresiz oturum çıktıktan sonra bu şu demek, artık Avrupa'nın istediğin yerinde kafana göre takılabilirsin. İlla Norveç'e bağlı kalmak zorunda değilsin. Sonuçta Avrupa oturumun var, her yerde yaşayabilirsin gibi oluyor biraz da. Kendinizi bir garantilemiş oluyorsunuz. İşte 7 yıl dolunca da totalde o zaman da vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Yani buranın vatandaşlığını alabiliyorsunuz.
sicilinizde herhangi bir problem yoksa, herhangi bir sıkıntı yaşamamışsanız. Onu şimdilik bilmiyorum. Kafamda vatandaş olayım veya olmayayım diye bir derdim yok. Mevcut hayatımdan da memnunum. Onu o zaman düşünürüm. Şu an bir düşüncem yok onunla alakalı. Ha, bu arada vatandaş olup da olmamanın ne farkı var? Tek fark şu arkadaşlar. Süresiz oturum aldıktan sonra oy kullanabilmek. Yani süresiz oturumdayken oy kullanamıyorsunuz ama vatandaş olduğunuz zaman oy kullanabiliyorsunuz. Böyle bir fark var. O da şu, bir de şöyle bir nüans var. İlla merak eden araştıran olabilir. Bu belediye seçimleri falan oy kullanabiliyorsunuz yaşadığınız yerde zaten her türlü de. Bu meclis seçimi işte milletvekili falan onlarla kullanamıyorsunuz. Onun için vatandaş olmanız gerekiyor. Onu da altını çizmiş olayım. Küçük bir bilgi. Onun haricinde şu dikkatimi çekti. Bir arkadaş yazmış. Ya demiş, bu demiş tık tık bir şey çekiyorsun demiş. O da tık 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 bir şeyler yapıyorsun. Bir ses çıkıyor ama o demiş silecek değil demiş. Ne o demiş falan. Bunu bizim camianın insanları bilir zaten. Şoför kardeşlerim bilir ama bilmeyen arkadaşlar için ve böyle ekstra bir 10 puanlık bilgi vermiş olayım size. Arkadaşlar bu kol, şuradaki kol, vites kolu, aynı zamanda retarder kolu. Bu şu demek. Şimdi bu kol zaten araba otomatik. Yani şurada sadece 3 tane tuş var. D, N ve R diye. Giderken D'yi seçiyorum, devam ediyorum. Hiç vitesle uğraşmıyorum. Ama olur ki manuelde kullanmak isterim, vites indirmek isterim, arttırmak isterim. Bu kolu yukarı kaldırdığınızda artıyor, aşağı indirdiğinizde bir vites iniyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir diğeri de retarder dediğim yardımcı fren sistemi. Bu da şöyle çalışıyor. Bu kolu böyle önden arkaya doğru 5 kademe çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta 6 kademe. İlk kol motor freni, motoru devrini düşürüyor. Daha sonra retarder oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 de retarder var. 6 diş bu kolun en başından en sona kadar. Mesela vites çekmiyor. Bir tane atayım, indireyim. Retarder şu işe yarıyor. Siz bu kolu çektiğiniz anda aracı yavaşlatıyor fren kullanmadan. Neden bunu yapmış insanlar? Şundan dolayı yapmışlar. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar kullandığımız araçlar çok ağır. Yani yeri görüyor 40 ton 50 ton mal taşıyoruz bu arabayla. O kadar ağırlıklı bir aracı siz takdir edersiniz ki frene basıp durdurmaya çalıştığınızda acayip derecede fren balatalarına ve fren disklerine yük biniyor. Durduruyor tabii de bu durdururken ulaşan sıcaklık devasa boyutlarda. Yani yanlış bilmiyorsam 700 dereceyi falan geçiyor. Hatta bazen görürsünüz böyle kızarıyor gibi oluyor böyle kamyon tırlar. Yanıyor, tutuşuyor yani. Böyle muhabbetler oluyor. Yani freni patlayan kamyon bilmem nereye vurduğudaki muhabbet bu yani. Arabanın frenleri çok ısınıyor. Çok ısındığı için fren artık tutmuyor. Devre dışı kalıyor. Sonra bum. Allah yaşatmasın hiçbir kardeşime, hiçbir şoför kardeşime. Mesele bu. İşte mühendisler oturmuşlar, düşünmüşler, hesap kitap yapmışlar. Biz bunu nasıl daha farklı bir şekilde çözebiliriz diye. Ve ağır vasıtalara yardımcı fren sistemi olarak retarder sistemini koymuşlar. Sistemin çalışma prensibi kısaca şöyle. Motorla vites kutusunun birleştiği noktada tam bir yağ kazanı var arkadaşlar. Dişlilerin dışını kaplayan bir yağ kazanı var. Böyle bir küre düşünün siz bunu. Büyük bir top gibi bir şey düşünün. Bunun bir girişi var, bir çıkışı var. Girişinde bir yağ pompası var. Bu koldaki çekme şiddetinize göre içeriye yağ basıyor basınçlı bir şekilde. Tekrar geri yukarı kaldırdığınızda vakumdan geri çekiyor o yağ. Böyle bir sistem. Muazzam bir sistem. Yani mükemmel çalışan bir sistem. Ki düşünün 80 ile giden bir arabayı 3-4 diş, 5 diş retarder'ı çekin. Hemen böyle 10-15 saniyede o araba 50'ye 40'a falan iner yani. Hiç bana mısın demez. Çok güçlü. Mesela bakın şimdi geldim bir yere. 65'ten çektim. Şu an kaç saniye oldu bilmiyorum ama hızım 25. Frene basmadım bu arada. Yani muazzam derecede yavaşlatıyor. Harika bir özelliği var. Bu yüksek basınçta çalışıyor. Yağ basınca ne oluyor diyeceksiniz. Basınçla yağ basınca ne oluyor? Yağ basınca şu oluyor arkadaşlar. O motorun dönme hareketini ve vitesin dişlerinin hareketini iyice yavaşlatıyor. O dişler yağ boğulunca o dönme hareketi gitgide yavaşlıyor. Böylece araç yavaşlamış oluyor. Motorun devri düşmüş oluyor falan. Zaten şey oluyor. Retarder devredeyken devir düştükçe motordan araç da vites küçültüyor. Mesela diyelim 12. viteste başladınız retarderla. Araba biraz devri düşürüyor, 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 düşürüyor. İyice ne?
Sonra 11'e düşüyor. 12'ye, ay 10'a düşüyor gibi çalışma prensibi bu şekilde. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Onun dışında aklıma gelen şu var. Dar yollarda niye sürüyorum? Niye dar yollarda sürüyorum? Neden sürüyorum? Bunu anlatayım. Dar yollarda sürme olayım şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Şimdi mesela benim yola çıktığım yerle en son bıraktığım adres arası 150 kilometre ortalama yolum. Şimdi küçük bir yola vesaire bir yere küçük bir arabayla mal gönderebilirler ama 150 kilometre yolu o arabanın gitmesi lazım. Sırf o kutu için, o paket için, o palet için neyse artık büyük. Dolayısıyla tırla gidilebilecek bir yerse eğer yol tırın gitmesine müsaitse belli bir ölçüye kadar bana yüklüyorlar yani. Diyorlar ki Murat gitmişken onu da oraya bırakır. Onun rotası üzerinde diye. Dolayısıyla bundan dolayı gitmiş oluyorum. Ekstra bir araba daha gitmesin diye. Eğer çok böyle gidilemeyecek bir yerdeyse veyahut da sırf o koli için, o paket için, o teslimat için böyle 50-60 km yol gitmem gelmem gerekiyorsa falan bu gibi durumlarda da bizim lojistik partnerlerimiz var farklı şehirlerde. Oradaki partnerimize bırakıyoruz onu. Ben oraya bırakıp teslim ediyorum. Teslimat makbuzuyla onlar ilgili yere ulaştırıyorlar. Bu para pul işlerini firmalar kendi arasında hallediyor. Onları ben bilmiyorum nasıl yapıyorlar diye. Böyle bir çözüm. Bir de şundan dolayı yani ne kadar az işçiyle iş yürütülürse Norveç'te firmalar açısından o kadar iyi. Çünkü işçi maliyetleri çok yüksek. Yani arkadaşlar mesela benim çalıştığım firmada 60 tane araba var. Bu 60 tane arabanın 40'ı firmanın bir 20 tanesi falan da şahısların kendi arabaları. Yani firma onları kiralamış oluyor. Bu 60 tane arabadan 50 tanesi falan sadece gündüz çalışıyor. Sadece gündüz çalışıyor ya. Çünkü gece çalışırlarsa, akşam çalışırlarsa alacakları paralar arttığı için firmalarda böyle bir şey girmiyor. Norveç'te onun için bir yerden bir yere kargo teslimatı genelde yavaş. Mesela nasıl örnek vereyim ben size? Ankara'dan bir ürün aldınız. Bilmem ne burada sitesinden. Daha sonra o ürün size bir gün sonra İstanbul'a ulaşabiliyor mesela. Neden? Çünkü 24 saat çalışan ve işleyen mükemmel bir kargo sistemi var ve insanınız çok. İşçilik ucuz, bu da var gerçi. Kargo fiyatları çok ucuz. Ama burada öyle değil işte. Mesela burada diyelim bir kutu, tamam mı? 1 kilogramlık bir kutudan bahsediyorum. Çok büyük bir şey değil. Ankara'dan İstanbul'a 150 krona gelir ve bu ürün 3 günde gelir. Bir günde Ankara'dan alınır, terminale gider. İkinci günde Ankara'dan İstanbul'a gelir. Üçüncü günde İstanbul içinde yerel dağıtımı yapılır ve teslim edilir. Bu süreç bu şekilde işliyor maalesef. Dolayısıyla bu ülkede kargo dağıtım işleri yavaş. Biz özel bir kargo firmasıyız. Bizde gece şoförü de var. Yani ben mesela bu arabayı gündüz sürüyorum ama gece de az önce bahsettiğim gibi Tom sürüyor. Tom mesela Oslo tarafına gidiyor. Gece oradan o malları getiriyor bizim firmaya. Yani sadece benim araba için değil, terminaldeki diğer bütün dağıtım güzergahlarının bütün mallarını Oslo'dan o çekiyor. Onun gibi 2-3 arkadaş var çalışan. Sonra gece boşaltılıyor araçlar, yükleniyor gündüze kadar. Sabah ben kalktığımda 6'da gittiğimde arabam hazır oluyor. Rotamdaki mallara götürüyorum. Aynı şekilde böyle işleyen bir sistem var. Genelde zaten bu şekilde oluyor ama devlet sektöründe bu böyle değil genelde. Birçok özel firma da böyle çalışmıyor. Çünkü gece işleri biraz daha maliyetli. İşçi çalıştırmaktan dolayı. Yani mesela Norveç'te 24 saat açık bir yer bulamazsınız kolay kolay. Bir tek böyle benim gördüğüm 24 saat açık olan şeyler şunlar. Yol kenarındaki McDonald's'lar. 7-24 McDonald's'lar oluyor ya böyle otobanda falan. Onlar açık. Onun dışında yok bir çorbacıya gidelim. Yok bir kelle paça içelim. Tabii onlar yok da. Yani bir restorana gidelim falan filan böyle bir şey yok. Benzin istasyonlarının birçoğundaki marketler bile kapalı. Öyle söyleyeyim size. Yani otoban üzerinde işlek bir yerde değilse birçok yerdeki benzin istasyonunun şeyi bile kapalı. Zaten burada şeyle oluyor ödemeler. Yakıt aldığınızda kartla ödüyorsunuz. Şeyde yakıt pompalarının yanında ödeme post cihazı takılı. Bunun dışında aklıma gelen bir şey şu an yok. Genelde ben arkadaşlar hazırlıksız konuşuyorum. Yani sadece kafamda tasarlıyorum ne konuşacağımı konuşuyorum ama uzun soluklu konuşacağım konuşmalarda böyle bazı notlar alıp önüme koymayı düşünüyorum. Buradan kopya çekerim ne anlatacağım diye. Şimdilik bu videoyu da burada bitireyim. Çok uzun videolar çekmek istemiyorum. Arkadaşlar videoyu kapatmadan size benim yavruyu da bir göstereyim istedim. Kısaca bir göstereyim size. Bu arada yıkamadım. Yağmur yağıyor 2-3 gündür. Pis biraz, kusura bakmayın. Yavru bu şekilde böyle kaşları var. Çok hoşuma gidiyor. Onlar sinyal verdiği zaman turuncuya dönüyor.
Bakın burada bayrağımızı ve adımı taşıyorum. Şunu da göstereyim. Burada da Hillsborough Collega Tyne Cafe yazıyor. Yani şu demek, bir arkadaşını selamla, kahveyi kap gibi bir anlam var. Yani bu Norveç'te bir Facebook grubu bu. Bu bizim Tom'un tabelası da, ben de taşıyorum, hoşuma gidiyor. Her gören selektör atıyor yani, güzel oluyor. Tepede 4 tane LED projektör lambamız var. O dehşet aydınlatıyor. Bu tünel videolarında görüyorsunuz zaten. 570 beygir olduğunda burada yazıyor. Her iki tarafta da var, sağında solunda da. Bu arabada farklı olan şey şu diğer tırlara göre. Bakın arkada çift aks var. Şu aksta çekişi var arkadaşlar. Ama bunda yok. Aynı zamanda bu havaya komple kalkabiliyor. Yani bunu yerden kesebiliyorum. Mesela hafif kenar araba veya bir yerden manevra yapacağım zaman zorsa dönmek, onu kaldırıyorum mesela. Yani bu şey diye geçiyor. 6x2 diye geçiyor. Bu da size bahsettiğim, bakın ekeri. Müthiş ekeri Dorse. Bunu da şöyle kısaca bir iki bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar şu aks havaya kalkıyor komple. Yerden bunu kesebiliyorum. Bu da manevra yapıyor. Bunun manevra yapma özelliği var. Bakın böyle alır mı kamera bilmiyorum ama burada bir swing özelliği var. Bunun dönme özelliği var. Buradan manevra yapabiliyor. Bu da bu şekilde. Bunu da söylemiş olayım. Son olarak da arkasını göstereyim. Burada da arkadaşlar liftim var. Bu lift gördüğünüz gibi şurada yazıyor. 2 tona kadar kaldırıyor. Bu benim işimi çok rahatlatıyor ya. Şu da geçen videoda gösterdiğim geri görüş kamerası. Bunu da buraya koymuşlar. Anteni var üstünde. Bu da buradan çalışıyor. Dorse'nin tek tarafında kapak var. Diğer taraflarında yok. Bu kapakların hepsi açılıyor. Böyle şey gibi. Instagram'daki videolarıma bakarsanız görürsünüz. Sürgülü kapaklar oluyor. Böyle cam balkon gibi falan bir yerde birikiyor. Aynı onun gibi oluyor falan. Bu arada size bomba bir bilgi vereyim. Bu kasa kaç para biliyor musunuz mu? 1 milyon 200 bin kron. İnanılmaz pahalı. Yani bir araba kadar, yani bir tır kadar pahalı yani. Bunun özelliklerini size anlatacağım. Ama çok uzun olmasın video diye burada kapatmak istiyorum. Şuraya ben de oturayım. Şu bir kahve keyfi yapayım size kapattıktan sonra da. Şöyle ben oturayım arkadaşlar. Böyle burada oturmayı seviyorum ya. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Güzel bir yer yani, insanın burada oturması ve doğanın içinde. Çok hoşuma gidiyor. Çok uzatmayayım arkadaşlar. Herkesten bir anı saklar bu yollar. Sizler bu yollarda sevdiklerinizle mutlu mesut hep güzel anılar biriktirin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ben kahvemi yudumlamaya devam edeyim.